AK Parti'nin genç milletvekili adayı Gençlik Kolları Başkanı Abdurrahim Boynukalın'dan muhalefet paralel yapı birlikteliğine ilginç bir yorum geldi. AK Parti'nin gençlere verdiği önemin arkasında yatan sebepleri sıralayan AK Parti İstanbul 3. Bölge 7. Sıra Milletvekili adayı Boynukalın, Erdoğan ve Davutoğlu için onlarla çalışmak büyük bir nimet dedi. AK Parti'nin geçmişin tabularını yıktığını savunan Abdurrahim Boynukalın, AK Parti'nin gençleri geçmişte biçilen rejim bekçiliği rolünden kurtardığını söyledi. HDP'nin günahlarının makyajlanarak şirin gösterilmeye çalışıldığını da ifade eden Boynukalın, 7 Haziran öncesi 5 benzemezler olarak tanımladığı parti ve yapıların muta nikahı kıydıklarını da sözlerine ekledi. Medya üzerinden köpürtülmeye çalışılan koalisyon çalışmaları için ne söylemek istersiniz sorusuna Boynukalın şu cevabı verdi. Bu tam bir temenni hali. Özellikle Selahattin Demirtaş üzerinden yürütülmeye çalışılan senaryo bu. CHP ve MHP'nin durumu zaten belli. Ellerinde tek kozları var. HDP'yi barajın üzerine taşımak. Bütün senaryoyu bu ihtimal üzerine kurgulamışlar. HDP geçmişe ait bütün günahlarını makyajlayarak vatandaşa şirin görünmeye çalışıyor. Hasip Kaplanlar, Gülten Kışanaklar, Demirtaş'ın Kandil'deki ağabeyi, terör örgütü PKK'nın tam anlamıyla kucağında olmaları, Kandil'den bir emir geldiğinde anında yerine getirdikleri unutulmuş gibi kendilerince sempatik bir kampanya yürütüyorlar. Böyle bir aldatıcı süsleme ancak kocaman bir medya operasyonuyla mümkündü. Şimdi bunu yapmaya çalışıyorlar. Enerjilerini konumladıkları tek nokta var. Tayyip Erdoğan düşmanlığı. Bunu parti grup toplantısında çıkarak seni başkan yaptırmayacağız, seni başkan yaptırmayacağız, seni başkan yaptırmayacağız diyerek açık bir şekilde de ifade ettiler. Fetih şölenindeki kalabalıktan sonra benim gördüğüm şudur. Bu millet reisi de hocayı da sonuna kadar sahipleniyor ifadesini kullandı. HDP'ye gelecek olursak KCK operasyonlarında seçildikleri belediyelerin önünde kendilerine plastik kelepçe takan, aşağılayan paralel yapının kim olduğunu bilmesine rağmen bugün yanında yer alabiliyor. Bütün ilkelerini kenara atabiliyorlar. Her ikisi de kendilerini ortaya çıkaran yapıya karşı savaş açtılar. CHP ve MHP'nin zaten pek çok benzerlikleri var. CHP tabanının biz laik değil miydik kardeşim, bu adamlarla ne işimiz var demesi beklenir. Aynı şekilde MHP tabanının bu adamlar terörist değil miydi, birlikte ne işimiz var demesi gerekir. Nerede bölücülükle suçlayan, ne oldu ihanet naraları, nasıl bu adamlarla aynı yolun yolcusu oldunuz, bugün bütün ilkelerinden vazgeçerek bir oldular. Ben buna muta nikahı diyorum. Gülen bu kaset furyası çıktığında tüm siyasilerin muta çukurun olduğunu söylüyordu. Asıl gerçek siyasi muta nikahını bugün kendileri kıydılar dedi.